Kapalı hemşerim. Biliyorum. Ne zaman açılır belli değil. Siz polis misiniz? Polisler çok geldi gitti de ondan dedim. Buranın sahibi bir olaya karıştı. Elini kana bulamış. Biliyorum. İyi çocuğa benziyordu ama karısı da hanım hanımcık bir kızdı. Ona da yazık oldu. Siz aileden misiniz? Geldin sen. Şimdi? Ses de vermiyorsun. Şunları bırakıp yan tarafa geçeceğim. Leman kötü. Anne ev satılıyor. Hayırlısı olsun. Üzülme. Reşat Yaşaran punduna getirdi. Beni cezalandıracak bir yol buldu yine. Öyle düşünme. Mecburiyetten. Anne bu kadar iyi niyetli olma. Bana acı çektirecek bir fırsat buldu, kaçırmadı işte. Bu kadar. Tamam. Tamam kızma. Olsun ama. Böylesi daha iyi. Bir an bile ayırmam gözlerinin üzerinden. Gece gündüz, her saniye. Aslında... dayın gelin Amasya'ya yerleşin diyor. Erdoğan da burada bir iş tutar diyor. Ne dersin? Buralardan uzaklaşıp gidelim mi? Hiçbir yere gitmeyeceğiz anne. Reşat Yaşaran kaçırtamayacak beni buradan. Bu kaçmak değil ki. Teslim olmayacağım ona. Yenemeyecek beni. Ezdirmeyeceğim ona kendimi. Tamam. Birlikte yaşayalım. Böylesi daha iyi. Varsın ev satılırsa satılsın. Daha iyisini alırız. Yeter ki ben onu cezalandırayım. Oğlum, ne olur başını belaya sokacak şeylerden uzak dur. Ne olur evladım. Anne, benim başım yeterince belada zaten. Görülecek o kadar çok hesabım. Hırsımı alacağım o kadar çok insan var ki. Olmuyorsa hiç uğraşmayın. Servis çağırırız. Ne gerek var canım? Oluyor işte. Adam taşırken o kadar sert vurdu ki yere. Anladım ben, pimi çıktı. Eşim yapmıştı onu. Öyle mi? Hı hı. Çok güzel. Müştemilatı atölye olarak kullanırdı eskiden. Yani hastalanmadan önce. Hmm. Başka çalışmaları var mı? Ne hep hediye ederdi yaptıkların. İşte elimizdeki 2-3 parça içinde en önemlisi bu. Aman. Şöyle koyalım da Allah korusun. Bunlar benim odamda kalmış. Nereye bırakayım? Ha, bırakıver çalışma masamın üstüne. Görüş izni çıktığından beri yüzü gülüyor. Kadir abi fax geliyor. Adli tıp raporu geldi. Bakayım. Kerim'in aleyhine değil mi? Pek iç açıcı değil. Hapisten çıkamayacak yani. Umutsuzluğa kapılmamak lazım. Bana öyle avukat gibi konuşma Kadir abi. Açık açık söyle, ne olacak? Yani işimiz zor Fatma Gül. Çok net, çok güçlü bir delil olmadıktan sonra... Ceza alacak yani. Normal bir dava olsa, fiili işleyen suçunu itiraf etse... ...bu rapora göre suçu hafifleyebilir yani. Kasıt aranmayabilir. Ama Kerim'in itiraf edecek bir şey yok ki, o yapmadı. Biliyorum. Ama inanmıyorsunuz. Ya ben öyle bir şey söylemedim, tabii ki inanıyorum. Fatma Gül'ün üstüne yemin etti diye. Yoksa ikna olmadınız. Ben avukatım, şüphe etmek zorundayım. Kerim'den de mi şüphe ediyorsunuz? Meryem Hanım, ben meslek hayatım boyunca öyle davalarla karşılaştım ki... ...sonuna kadar inandığım müvekkillerim sonuçta suçlarını itiraf ettiler. Yani Kerim de... İtiraf edecek diyorsunuz, öyle mi? Hayır, öyle bir şey söylemiyorum. Ama karşı taraf gibi düşünmek zorundayım. Yani duygularımı bir tarafa bırakmak zorundayım. Keşke bunu daha önce söyleseydiniz bana. Keşke. Keşke bizi buraya taşınmaya ikna etmeden önce söyleseydiniz. Meryem Hanım, rica ederim. Kerim için böyle olmadığını biliyorsunuz. Artık hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum artık. Kerim'e kızgınım, evet. İçime doğmuş gibi uyardım, hepimiz uyardık. Yanımızdan ayrılma dedik ama ne yaptı o? Gitti bulaştı. Ya elbette böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştik ama Allah kahretsin. Yani içinden çıkılamaz bir duruma saplandık, kaldık. Ama bir yol olduğunu söyle, ne olur sen bu kadar umutsuz olursan. Ya bulacağız Fatma Gül. Merak etme, ben onu orada bırakmayacağım, söz veriyorum sana. Ben de bunu duymak istiyorum işte, teşekkür ederim. Korkmaz, kuldan utanmaz. Gönül defterinden sildin mi beni aman, anam aman. Ey Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Gönül defterinden sildin mi beni aman, anam aman. Bravo. Helalim var ya. Yüreğine sağlık. Tamam. Bir de fincan etrafı sarışı alsana be abi. Sana özel program mı yapacağız lan? Sabahtan beri istek yapıp duruyorsun, Allah Allah. Eyvallah. Hey Karaoğlan. Dalmış yine. Hop Kerim. Var mı bir isteği senin için çalayım? Bir şey istemiyorum. Gelmiyor mu aklına bir şey? Yok, sen ne istersen onu çal. Fincan etrafı sarı uyar mı abi sana? Evlerin önü Mersin. Ne? Evlerin önü Mersin dedi. Oo, güzeldir. Çal lan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.